siniz efendim. Bugünkü yayınımızda biraz daha böyle radyo konsepti aslında biraz daha podcast yani rahat rahat dinleyebileceğiniz bir şekilde yapmaya çalıştık. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz efendim. Bugünkü yayınımızda yine iki tane birbirinden güzel yeri size tanıtacağım. Bu iki yer şu an hala yatırım düşüncesi olan takipçilerimiz var biliyoruz. Bunların e, işine yarayacak yerler. Bu iki yerde şu anki ekonomide daha fiyatlar artmadan alabileceğiniz iki tane fırsat yer olacak ee, yayın sistemimiz mantığımız şu şekilde ben burada geri sunuyorum ardından telefon numaramı paylaşıyorum telefon numaramı paylaştıktan sonra sizler bana telefon numarasının üzerinden mesaj atıyorsunuz diyorsunuz ki ben bu yeri almak istiyorum aldıktan sonra da e, satışı gerçekleştiriyoruz Ondan sonra o yer size opsiyonlanmış oluyor Şimdi e, ben önce bir kendimden bahsedeyim. Ben Emirhan Acar, Şevval Emlak Körfez Şubesi'ndeyim. Körfez Şubesi'nde siz değerli takipçimize hizmet veriyoruz. E, yatırımcılarımıza, e, yatırım yapacağı onlara değerli yerler sunmaya çalışıyoruz. Bütün ekipçe bunu yapıyoruz. Ben de bu ekibin Kocaeli Körfez'deki parçasıyım. Onun haricinde... Şu an yayını izlediğiniz YouTube kanalında videoları hazırlayan, e, bir anlatım varsa onu ayarlayan, shorts videolarımızı izlediyseniz onları hazırlayan, kısacası kanalın editörlüğünü yapan kişiyim. Şimdi e, çok fazla uzatmadan yer tanıtımlarını geçmek istiyorum. Çünkü e, yayın tekrarda oluyor ve bu baş kısmı yayın tekrarını izleyenler için bu başlangıç benim konuştuğum kısım biraz daha uzun oluyor can sıkıcı oluyor o yüzden gerek yok. Ben hemen diğer kısma geçiyorum. Yer tanıtımına başlıyoruz. Hayırlı akşamlar. iyi yani teşekkürler Emine Hanım. Size de iyi akşamlar. Şimdi ilk tanıtımına geçiyorum. İlk tanıtımımız, ilk tanıtacağımız yer Manisa Soma'da. Bakın burası hızlı bir şekilde ön gösterim olarak göstereceğim. Ondan sonra parsel sorgularında da size yeri tanıtacağım. Burası Soma ilçesi. Hemen buradan Türk Piyale köyündeyiz. Önce hemen hızlı bir şekilde yeri gösteriyoruz. köye 500 550 metre civarında yerimizde burası. Şimdi bu işin tabii ki de hızlı kısmı. Hemen bakın ben buradan size parsel sorgudan detaylı bir şekilde anlatacağım yerimizi. Burası bizim yerimiz. Bakın. Burası bir kavaklık. 497 metre kare bir kavaklık burası. Akpınar mevkiindeyiz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Akpınar mevkiindeyiz. Şimdi şuradan kavaklık diye gösterdim. Şimdi en güzel tarafı yerimizin birazdan göstereceğim. Köy hemen burada bakın çok yakında. Köyün çok yakınındayız. Ve burada asıl ee, yerin güzelliğini gösteren, asıl yerin... Ee, çekiciliğini arttıran şeyden bahsediyorum. Bakın burası termal santral. Hemen geçişimizi yaptık. Bakın burası e, direkt termal santralin kendi görüntüsü. Şimdi e, şundan şunudan bahsedelim. Termik santral tamam eyvallah var. Çok güzel termal santral var. E peki bu enerji merkezinin yanında alacağımız yer benim ne gibi faydalarım olur diye sorarsanız onu da şöyle anlatalım. Bakın termik santralin fayları var. Bir, stratejik konum. Bu ne demek oluyor? Türkiye'nin en önemli enerji merkezlerinden biri bu orası. Kolin santrali, termik santrali. Bunun hemen yanında yer aldığınızda ne oluyor? E, konumsal olarak bir e, değerli bir yerin yanında hemen olduğu için siz bunun konumundan faydalanıp sizin yatırımınızın, yapacağınız yatırımın daha karlı olmasını sağlıyorsunuz. Onun harcı neyimiz var? Verimli toprakları var. Bu nasıl oluyor? Onu da anlatayım. Termik santralin ürettiği ısı. Toprak ıslanarak daha verimli hale getiriyor. Bu da daha fazla ürün bir de daha fazla yüksek kazanç anlamına geliyor. Niye yüksek kazanç oluyor? Çünkü yerin ısınmasından ötürü e, toprak daha verimli hale geliyor. Dolayısıyla sizin ürettiğiniz bir şey burada e, sizin daha verimli olmanızı dolayısıyla verimli üründe karı daha uzuyor. Bunu tabii ki de kullanım amacıyla alanlar için söylüyorum. Yatırımsal manada düşünüyorsanız zaten bu saydıklarım yerin e, karını yükselten şeyler. Diğer bir e, onumuz ne? Ulaşım kolaylığı. O da nasıl oluyor? Onu da anlatıyorum hemen size. E, şimdi santralin yakınlığına olduğumuz için ana yollara, ulaşım imkanlara çok yakınız. Zaten bunu birazdan size ben göstereceğim. Onun haricinde burası bir e, sonuçta ticarethane. Burada çalışan insanlar ve Dolayısıyla buraya ulaşımın kolay olması gerekiyor. E ne oluyor? Etrafında bu sefer yollar oluyor. Ulaşımın kolay olması için de yol yapıyorlar. Ve siz de... Ee, ...bu yere yatırım yaptığınızda bunun hemen yakınında bir yer olduğu için... ...siz rahat bir şekilde e, ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Teşekkürler Metehan Bey. Çok çok teşekkürler. Şimdi diğer konudan bahsediyorum. Son bu arada maddemiz bu. Artan talep. Ne demek oluyor? Şimdi termik santralin çevresinde artan nüfus oluyor. Ticaret dönüyor. Ee, onun arasında tarımsal olaylar çoğalıyor. Niye? Çünkü değerli bir yer burası. Buraya... E, bayağı santral yapılmış. Burası değerli topraklar oluyor. Otomatik ben az önce bahsettiğim bu e, ikinci maddede verdiğim verimli topraklar mevzusu var ya. Ondan dolayı ne oldu? Çevresini talep artıyor. Talep artınca sizin amacınız ne zaten? Buradan e, kar sağlamak. E, arz talep biliyorsunuz yükseltir böyle şeyleri. Siz de bu konuda yaralanmış oluyorsunuz. Şimdi maddelerimiz bitti. Hemen şuradan yine yerin ufak bir görüntüsünü bakın uzaktan çekilmiş bir görüntüsünü gösteriyorum. Onlarca parsel soluk'a geri döndük. Şimdi burası bizim yerimiz. Yol var burada görüyorsunuz. Hemen tekrarını açıyorum. Şimdi biz e, İranlarda şu şekilde paylaştık burayı. Yola bir parsel. Şimdi bu kısım işin doğru kısmı. Sonuçta yola bir parsel. Biz bunun bilgisini vermek zorundayız ama e, şöyle bir güzelliği var. Tamam yola bir parsel. Ama ve lakin nasıl bir durum var? Bu parsel. Nasıl bir parsel? Hemen onu da gösteriyorum. Burası bir orman. Yani şahsa ait değil. Bakın burası orman. 3 dönümlük bir orman var. Lakin burası şahsa ait değil. Devlete bağlı bir yer. Ne oluyor? E ee, sizin yollarınızdaki sorun bu sefer çözülmüş oluyor. İçiniz rahat oluyor. Buranın ilan fiyatı 73.000 TL. Tabii ki de biz bunu kullanmayacağız. Şu an ilan fiyatı her yayında yaptığımız gibi biz bu yayınlarda özellikle indirim yapmaya dikkat ediyoruz. Buranın ilan fiyatı 73.000 lira ama velakin Bizim bu yayına özel fiyatımız 65.000 TL. Bu alttaki numaradan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bir yandan ekranda numaram çıkarken, fiyat gözükürken... ...ben yer hakkındaki e, biraz daha e, teknik bilgileri vereyim diyeyim. Elektrik durumunda köye yakın olduğumuz için elektrik ve suya yakınız. Telefon durumunda termik santral olmasından ötürü... ...sonuçta dediğim gibi burada bir bir ticaret dönüyor, bir iş dönüyor. E ne oluyor? E bu sefer de... E, Bunların çekmesi gerekiyor. Bunu çözmüşler telefon ve internet sıkıntısı çekmiyorsunuz. Ulaşım konusunda da ilçenin otogarından yere giden otobüsler var. Otobüsler, minibüsler var. Ulaşım konusunda bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Köye ulaşmak istediğinizde, köye gitmek istediğinizde yani varsa o yorum ki özel aracınız yok. Siz bu sayede rahat bir şekilde köyde varabiliyorsunuz. İçinde gölgelik ağaçlar var. Kezadan'ın kavaklık satışında. Kavaklık olmasının da faydaları elbette var. E, Durum da bu şekilde. Şimdi siz bunu düşünürken ben tekrardan... E, ...görüntüleri sizin gözünüzden geçireyim. Ondan sonra... E, ...diğer yerin tanıtımına geçiyorum. Tekrar bu dönüyor. Siz o eser düşünün. E, yer bana uyar mı diye düşünün. E, az önce verdiğim numaradan... E, ...bana ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız takdirde ben burayı aldım diyorsunuz. Ondan sonra... E, yeri size opsiyonluyoruz efendim. Şimdi Diğer bu şekilde, ben hemen diğer ekranımı geçireyim. O esnada da arkadan e, diğer yerin tanıtımını yapacağım. Yüksek ısı insanları etkilemez. Mi? Şimdi o konuda da şöyle bir şey var. E, yerin fark ettiyseniz ki hemen göstereyim şöyle tekrar ekran kısmına geliyorum. E, bakın şurada e, yere baktığınızda yerin termik santralden kısmından, bakın şöyle hızlı bir şekilde göstereyim parsel kısmından. Bakın şu kısma baktığınızda Termik santrale bakan yerin e, ağaçlarla kapatıldığını görüyorsunuz. Bu neyi engelliyor? Dediğiniz gibi ısıyı. E, onların toz toprak mevzusunu ağaçlar sizin engelliyor. Yani Doğal direkt buraya kendiliğinden bir koruma açmış. O şekilde e, sizin e, sıkıntılı bir durumda etkilenmenizi e, önlüyor. Keza e, zaten e, bu, bu tarz yerler daha çok yatırımsal ve tarımsal manasıyla kullanıldığı için de. E ee, sizin o ısı mevzusu toprağa işe yarıyor. Ama dediğim gibi sizi öyle bir düşünceniz var ben buraya azıcık yaşayayım, kafa dinleyeyim derseniz de ısıyı o konuda e, ağaçlar kendiliğinden önlüyor. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi dediğim gibi sohbet ekranına tekrardan geldim ben buradan arkadan diğer yerin tanıtımına geçeceğim. Başka Emin Hanım gibi bana sormak istediğiniz sorunuz varsa ben size yardımcı olmaya çalışacağım hemen. Umarım e, düşünme kısmı bitmiştir. Ben hemen e, hızlı bir şekilde diğer yerin tanıtımına geçiyorum. Bu yerimizde Konya-Boskır-Tepe arası köyümüzde. Hemen hızlı bir şekilde yine başlangıçta yerimizi gösteriyoruz. Konya'dayız. Burası Bozkır ilçesi. Hemen burada da Teparası köyü var. Burada köy camiine yakınız bu arada hemen dip dibi neredeyse. Bakın burası köye 500 metre. Şimdi burada 1300 metrekare bağımız var. Şimdi bu konu videosunda anlaşılmayan şeyi ben ne yapacağım? Tabii ki de parsel sorgu programıyla hemen size anlatacağım bakın parsel sorgu programındayız Burası bizim e, 1300 metrekare bağımız şimdi köşk mevkiindeyiz bu arada hani mevki olarak yerleri bilenler varsa onlar için e, söylemiş bulunmayayım. şimdi etrafına tıklıyorum bakın bunun etrafına tıklıyorum bunu niye yapıyorum şimdi söyleyeceğim etrafı parsellerle dolu görüyorsunuz lakin biz parsel sorguda bir yerin resmi yolu var mı nasıl anlıyoruz? Şu şekilde anlıyoruz. Bakın tıklıyoruz. Burası boşluk. Ortada boşluk var görüyorsunuz. Üstüne tıklıyorum. Ne yapıyor? Kayıt bulunamadı diyor. Bu ne demek? Yerin kadastral yolu var demek. Yani siz buraya ulaşında sıkıldığınız yok. Köye de çok yakınsınız. Keza köyden çıkıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kadastral yolla gidebiliyorsunuz. Bakın köyümüz hemen burası. Çok yakın konumdayız. Burası etrafta. Bakın köyler yerleşim yerleri var. Anayollara yakın, ormana yakın. Yani bu konuda e, yatırım manası. Tam böyle hani klasik yatırımlık yer dediyiz ya. Onlardan her şeyden biraz biraz vermiş. Köyde yakınlığı vermiş. Ağaçlara yakınlığı vermiş. ana Anayolda yakınlığı vermiş. Bakın e, köye 500 metre. Az daha ilerisinde bir 600 metrede sonra ne yapıyor? yol var orada. Sarı şeritli yol görüyorsunuz. Şimdi yeri gösterdik tekrarını temizleyip e, fiyat kısmına geçeceğim. Ondan sonra yer hakkında, köy hakkında bilgiler vereceğim. Yerin ilan fiyatı 68 bin lira. Tabii dediğim gibi bunu ilgilenmekten biz size özel fiyat olarak 62 bin liraya burayı veriyoruz. E, alttan numaramı hemen veriyorum tekrardan. Buradan eğer yeri beğendiyseniz benim şahsi numaramın bana ulaşıp mesaj atıp ben buraya aldım demeniz yeterli. Ben de o esnada siz beklerken, siz düşünürken ne yapacağım? Köy hakkında bilgi vereceğim. Köy hakkında olur, yer hakkında olur bilgi vereceğim. Şimdi burası Konya'nın Bozkir ilçesine bağlı. Temiz havasıyla biraz daha meşhur. E, fark ettiysen doğasıyla da etrafında ormanlık alanlarıyla da biraz daha bilinen bir yer. Şehrin gündüzlerine uzakta huzurlu bir e, yaşam size vaat eden çok güzel bir yer. Yer yolda yolda var. O konuda e, sıkıntımız yok. Yatırımlık, az önce bildiğim gibi dediğim gibi klasik herkesin bildiği e, Yatırım yer nasıl olur sorusunun cevabı bu parselle birleşmiş resmen köye yakınsınız yöre yakınsınız o konuda sıkıntımız yok bir de e, bu yerin artı taraflarından biri de Konya bölgesi şu an e, gelişmekte olan yani şey yatırımsal manada söylüyorum bu arada e, gelişmekte olan bir olduğu için şu an fiyatı genel e, ülke bazını aldığımıza düşük. Yani siz bu yaptığınızda geçmişteki Kütahya'yı bileceği düşünün. Fiyatlar çok daha düşüktü. 5 lira 10 lira yerler varken şu an onlar uçtu bir yandan. Şu an Konya o kısımda. Onun haricinde buranın biraz daha bereketli toprakları var. Köy halkı sonuçta bir şekilde geçinmesi lazım. Ve bunu da tabii ki tarımsal ürünlerle yapıyor. Burada neler yetişiyor? Çok zengin o konuda. E, buğday, arpa, nohut, mercimek, ağaç, ne varsa domates, biber, salata, karpuz, alay hepsi var burada. Hayvancılık da yapıyor köy halkı. Süt üretiyor, et üretiyor. E, yumurta üretiyor. Klasik e, köy işleri yapılıyor bu insada. Yani köy e, öyle duran bir köy değil. Köyde e, köy halkı bir şekilde yani bu şekilde anlattığım şeylerle geçimini sağlıyor. Onun haricinde köy halkının e, dışarıdan bir insana karşı kötü durumu yok. Bu yerlerde su sontaj vurulsa su çıkarmış. Şimdi onun kesin bir bilgisini de ben size buradan veremem. Çünkü öyle deniyor bazen hani vursana su çıkar diye ama şimdi siz bu yerin altında ne var tam olarak bilmediğimiz için ben size buradan bu vadı vermem. Doğru olmaz dürüst olmaz. Ben size bu vaadi veririm. Siz bu yeri alırsınız. Ben hani fark ettiyseniz var ya da yok demiyorum iki. Çünkü bunun tam olarak bilemeyiz. Tam olarak vurduğun sondajı su çıkar mı? Deniyor. Öyle bazı yerler için deniyor ama e, ben bunu size direkt çıkar deyip e, bunun vaadini verirsem e, dediğim gibi güvenilir olmaz. Dürüst olmaz daha doğrusu. Şimdi bahsettiğimiz gibi ben yeri anlatmaya devam ediyorum bu arada. Dediğim gibi insanlar misafirperler köyde e, pardon köy diyorum e, parsele e, ulaşım çok kolay. Köye zaten çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde yola, kadastral yola sıfır olduğu için de burası ee, sizin kendi arazinize ulaşmanız daha kolay. Ee, köye yakın oldu. Köy dediğim gibi çok yakın bir mesafede ve bu yüzden de ne oluyor? Siz elektriğe, suya yakın oluyorsunuz. Köyün başlangıcına el alasak en yakın yapıya 100-200 metre olduğu için siz e, burada elektrik ve suya da 100-200 metre uzaklıkta oluyorsunuz. Onun haricinde telefon durumu, internet durumu hepsi çekiyor. Bütün hatlar çekiyor. O konuda da sıkıntımız yok. Ee, siz buraya resmi yolu olduğu için e, bir yapı koyduğunuzda e, o konuda e, internet ve e, telefon çekmeme konusunda e, öyle problem yaşamazsınız. Çünkü çeken durumda burası. Kontrolümüzü yaptık. Onun haricinde köye ulaşım eğer bir e, özel aracınız yoksa ne oluyor? Bu sefer minibüsle gidebiliyorsunuz. İki yolunuz var. Hem otobüs hem minibüs. Şey, e, dolmuş pardon. Otobüsle gidebiliyorsunuz. Günde iki sefer yapılıyor. O şekilde gidiliyor. E, bir de dolmuşlar var. Gün boyunca dolmuş seferler dönüyor. Bu da ulaşımın farklı bir e, yolu. Durum bu şekilde. Yer tanıtımlarımı yaptım. E, fiyatlar bu yayını özel olacak şekilde ayarlandı. Yani e, bu yayının tekrarı yayınlandığında e, ondan görüp ben bu yayından görün deyip bana yazdığında e, sonuçta yayınlara numaran gözükecek yazdığında yine indirimli fiyatlar geçerli olacak. E, durum bu şekilde çok fazla uzatarak sizin vaktinizi almak istemiyorum zaten hazır yeni iftarlar yapılmış şöyle biraz daha keyifler yerindeyken e, sizi yakalamak istedim öyle söyleyeyim e, durumlar bu şekilde umarım eee iki yatırımcımızı mutlu edecek yerlerdir sizden e, mesajınızı Ben bugün içinde bekleyeceğim ve dediğim gibi Eğer yayın tekrarından bile görüyorsunuz bana yazabilirsiniz Ben bunu yayından gördüm diye o durumda yine yayındaki fiyatlar geçerli olacaktır Onun haricinde e, ilan fiyatları e, geçerli rakamlar şu an için durum bu şekilde Allah emanetsiniz görüşmek üzere diyorum efendim. Bir dahaki yayında haftaya e bayram var. Bayramdan sonra tekrardan yayınlarda olacağız efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Olun.